Herkese selamlar. Ben Savaş Dönmez. Bugün Pamukkale'deyim. Pamukkale travertenlerinde. Oldukça güzel, güneşli, sıcak bir gün var. Bugün burada olmak gerçekten güzel. Ülkemizin dünyaca ünlü travertenlerindeyim. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. Girişte otoparkın orada böyle küçük bir havuz var. İçinde de genelde çocuklar var. Bir ayağımızı sokmak için geldik. Suyun sıcaklığı muhteşem. Çok güzel. Birazdan Pamukkale'ye travertenlere doğru çıkacağız. Şu an yüzlerce insan görünüyor orada. Ama öncesinde Pamukkale'den travertenlerden akan suyu oluşturdu. Göle doğru gidelim. Şöyle çok güzel bir doğa var. Kazlar çok güzel yüzüyor. Pamukkale'nin girişine doğru yavaş yavaş geliyoruz. Girişte bir sıra var. Şöyle bu girişinden dağın zirvesine doğru bir yol var diyelim. Yol boyu şu an insan var. Herhalde bugün buraya gelen yüzlerce kişi var. Pamukkale'ye geldik. 60 lira bir müze kart alıp müze kartla ücretsiz girebiliyorsunuz. Yani müze kart ücreti ödüyorsunuz. Girişten şu alana kadar ayakkabılarınızla gelebiliyorsunuz. Bu alanda çıplak ayakla yürümeniz gerekiyor. Çünkü ayakkabılar travertenlere zamanla zarar veriyor ve beyaz renk kayboluyor diye yasak. Buradan sonrası dediğim gibi çıplak ayakla gitmeniz gerekiyor. Pamukkale dünya çapında ünlü bir yer. Sadece ülkemiz çapında değil. Zaten Pamukkale travertenleri UNESCO Dünya Mirası listesinde. Şu an biz de artık iyice Pamukkale'nin travertenlerinin olmuş olduğu bölümüne geldik. Girerken şöyle küçük bir kanaldan su akıyor. Dağın tepesinden aşağıya doğru. O suya bir ayağımızı soktuk. Ilık bir su. Güzel bir su. Zaten bu su yıl boyu 30 kusur derecenin altına düşmüyor. 35-36 derecelerin altına düşmeyen yeraltı kaynak suyu. Hatta bu Pamukkale'ye beyazlığı veren de bu su. Şöyle küçük küçük göller var yukarı doğru çıkarken. Şimdi o göllerden birine doğru yavaşça girelim. Suyunun sıcaklığı muhteşem. Ne bir kaynar su, ne bir soğuk su, ılık su. Hatta sıcağa yakın bir ılık su. Yukarı doğru Pamukkale'nin dağının tepesine doğru çıkıyoruz.
Şu an her şey oldukça güzel. Tam karşı aşağılardan gölün olduğu yerlerden geldik. Yukarılara doğru da çıkacağız. Şöyle çıkarken su birikintileri var. Küçük küçük havuzlar. Bazıları yukarıdan çıkmış, aşağıya doğru iniyor. Bazıları da yukarı doğru çıkıyor. Muhteşem manzarasıyla Pamukkale travertenleri. Şöyle gökyüzünde yamaç paraşütü yapanlar da var. Pamukkale'de yer altındaki termal sular yüzeye çıkıyor. Oksijenle birleşince birçoğu uçuyor minerallerin. Geriye sadece kalsiyum karbonat kalıyor. Bu kalan kalsiyum karbonat da yüzeye beyaz rengini veriyor. Ve görenleri de kendine hayran bırakıyor. Termal sular. Ve bu termal sular başta cilt hastalıkları olmak üzere damarların sertliği ve bazı birçok şeye de iyi geliyor. Şu an aslında dik bir yamacı çıkıyoruz. Ama altımızda kaynak suları, o yeraltı termal suları serin serin akıyor. Zaten dediğim gibi ayakkabıyı da çıkarmak zorundasınız. Zaman zaman küçük göletlere girip çıkıyorsunuz. Termal sular, küçük göletler derken güzel bir tırmanış yapmış oluyorsunuz. Yaz ayında sıcak olmasına rağmen güzel. Hatta fırsatınız olursa yazın Temmuz Ağustos'ta gelmeyin de baharda gelin derim. Çünkü bu termal suların sıcaklığı da yıl boyu çok değişmiyor. Şu an güzel. Küçük bir havuza daha geldik. Ona doğru girelim. Şurada küçük bir havuz daha var. Hemen ilerisinde bir tane daha var. İnsanlar hatta içine girmişler. Hemen altımızda bir havuz. Onun altında havuz. Bazı havuzlarda gördüğümüz kadarıyla su yok. Tabii şu an Ağustos ayındayız. Şöyle yukarılardan yavaş yavaş damlayarak aşağılara doğru gidiyor. İleriki havuzda insanlar suya girmiş. Pamukkale'nin yeraltı şifalı sularından faydalanmaya çalışıyor. Şu an havada oldukça sıcak. Biraz da serinlemeye çalışıyor. Burada şişelere kumu dolduran var. Ellerini, ayaklarını, yüzlerini kumu sürenler var. Zemin balçık gibi kum. Yani bastığınız zaman bir parça ayağınız batıyor. Şu karşı zeminler, bunlar taş gibi sert. Bu havuzların olduğu bölümlerdeki sular ise dediğim gibi kum. Bastığınız zaman hafif böyle içine batan. Evet, burada şişenin içine doldurdular kumu. Beyaz kumlardan oluşan beyaz bir dağ. Burada büyük ihtimalle gün batımını görmeyeceğiz ama gün batımının harika olduğu söyleniyor. Bu beyazlığın turuncu ile birleşiminin olağanüstü olduğu söyleniyor. Keşke zamanımız olsaydı da gün batımında da görebilseydik. Ama siz planlama yaparken buraya gelirseniz onu da dikkate alarak gelin derim. Şu
Şuradan, şu an sudan da çıktık. Taşların üstünde gidiyoruz. Taşlar serin. Tabi burada sürekli bir su yok, taşların olduğu bölümde. Sular akıyor gidiyor. Ve serinliğini bırakıyor. Ama havuz bölümündeki sular sıcak. Normalden daha, deniz suyundan çok daha sıcak sular diyebiliriz. Dağdan aşağı muhteşem su akıyor. Şöyle bir kanal var. Kanalın içinden geliyor. Birçoğu şuradan akıyor. Kalanları da şu kanaldan devam ediyor. Bu havuzun suyu daha da bir sıcakmış. Yukarı doğru çıktıkça havuzların suyu da, suyunun sıcaklığı da artıyor. Derinliği de artıyor. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Pamukkale'de çıkılabilecek alana çıktık. Birazdan da tarihi kente doğru gideceğiz. Eğer vakit bulabilirsek, fırsat bulabilirsek oraya da gireceğiz. Çıkarken küçük küçük havuzları vardı. Bir tanesinde suyuna girdim, bir şifalı suyuna. İnşallah şifası da vardır. Bana da geçer diyeyim. Suyun şifası geçer mi bilmiyorum. Şifası var mıdır bilmiyorum ama hava çok sıcaktı, serinletti. Şimdi hafif hafif rüzgar esiyor. İyi ki girmişim. O anlamda çok güzel oldu. Aşağıdaki gölün sağ tarafında sıra sıra araçlar var. Otopark var. Otoparkın olduğu bölümden yürüye yürüye yavaş yavaş şu alanları tırmana tırmana buralara kadar geldik. Birazdan Pamukkale'nin bu travertenli bölümü bitmiş olacak. Tekrar ayakkabılarımızı giymiş olacağız. Rengi şöyle kırmızı kırmızı olunca oldukça kaygan oluyor. Beyazlıklarda kayganlık yok da bu kırmızılıkların olduğu yerler kaygan. Biraz daha dikkat etmek gerekiyor burada. Şunlarda bir şey yok ama şuralar kaygan. Şuradan itibaren de tekrar ayakkabılarımızı giyiyoruz. Pamukkale'nin zirvesine ulaştık. Burada çam ağaçları var. Çam ağaçlarının altında oturuyoruz. Burada kafeler var. 2-3 tane kafeterya var. Oradan bir şeyler alıp dinlenebiliyorsunuz. Şöyle 2 tane kutuda kahve aldık. 2 tane çocuklar için Sprite küçük. Kutu Sprite. Bir tane 1,5 litrelik su aldık. 4-5 parça 160 lira gibi bir ücret olmuş oldu. Tabii dışarıya göre birazcık daha pahalı. Ama Pamukkale'de olduğunuz düşünülürse Pamukkale'nin hemen yanındaki Hierapolis antik kentinin olduğu yerde, Dünya Kültürel Miras Listesi'nin olduğu bir yerde olduğunuzu düşünürseniz fiyatı da aslında çok da pahalı değil. Zirveye ulaştığınızda şöyle tam arkamızda antik kentin hatta kalıntıları var. Orası antik kent. Şurası da Pamukkale'nin
beyaz yerleri. Pamukkale bölümü. Birinin bittiği yerde bir diğeri başlıyor. Zaten antik dönemde de bu antik kentin en önemli özelliği gene Pamukkale sularıymış, hamamıymış. Hamamından dolayı bu antik kent çok canlıymış. O dönemde de insanlar bu yer altından çıkan kaynak suyunun şifalı olduğuna inanıyormuş. Ve onun için burada da çok canlı bir antik kent varmış. Şu arkamızdan bir tane araç geçti. Onunla da gezebiliyorsunuz antik kenti. Onu birazdan araştıracağım. Belki onunla gezeriz. Onunla hatta en baştaki başlangıç noktasına da gidiyormuşsunuz ulaşım olarak. Antik kenti dolaştıra dolaştıra oraya götürüyormuş. Yani tam sormadım onun için kesin bilgi veremiyorum. Ama buraya gelirken yaptığım araştırma öyleydi. Şu an Pamukkale'nin traverter bölümünü bitirdik. İnşallah birazdan antik kent bölümüne geçeceğiz. Güzel bir gün oldu. Epey bir de yürüyüş yapmış olduk. Spor olarak da iyi olmuş oldu. Görülmesi gereken yerlerden birini de görmüş olduk. Buraya ben en son 3-4 sene önce gelmiştim. 3-4 sene öncesine göre o zaman geldiğimizde suyu epey bir azdı. Gene böyle yaz dönemi gelmiştik. Şimdi suyu da epey artmış. O da güzel bir şey, sevindirici bir şey. Hatta o dönem geldiğimizde söylüyorlardı su her geçen sene azalıyor diye. Bu sefer bir parça artmış. Dinleniyoruz. Birazdan inşallah antik kent bölümüne doğru da geçmiş olacağız. Pamukkale'de artık akşam oldu. Biz de yavaş yavaş geri dönüyoruz. Muhteşem bir görüntü. Artık yavaş yavaş akşam oldu. Bugün oldukça güzel bir gün geçirdim. Pamukkale traverterleri. Pamukkale'de yer alan İropolis Antik Kenti. Güzel bir stres attım. İyi oldu. Güzel bir de video olduğunu düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz, izlemeye değer bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşça kalın diyorum. Şu yolları çıktık. En yukarıdaki çam ağaçlarına kadar vardık. Arkasındaki antik kenti dolaştık. Tekrar geldiğimiz yoldan geri dönerek bugünkü geziyi tamamladık. Gayet güzel bir gezi olmuş oldu. Pamukkale'deki otellerde böyle yüzme havuzu var. Dilerseniz otellerde de konaklayabilirsiniz. Havuzundan yararlanabilirsiniz. Tabii şeyi sormak lazım. Bu sular Pamukkale'den gelen sular mı? Büyük ihtimalle o sulardır diye düşünüyorum. Eğer öyleyse gayet güzel bir tatil seçeneği. Bugün İropolis Antik Kenti'ndeyiz. Antik kent Pamukkale'nin, traverterlerin olduğu yerde